Sen nesin be? Eşek mi bu? Ya, merhaba dostlarım, ben Serdar ve Minecraft'a hoş geldiniz. Minecraft'ta en son bölümde bir şeyler yaptık, ev falan yaptık işte. Materyalleri falan aldık ve artık yavaş yavaş şeye doğru gitmemiz gerekiyor. Bir şeyler keşfetmeli, mağaralara inmeli, aksiyona girmeli, bölümlere el atmamız gerekiyor. Ben ama önce şurayı çabucak temizlemek istiyorum çünkü buraya, ya bu şurası yeter ya, şurası bir şey için yeter değil mi? Hatta şöyle yapayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harika. 1, okey. Bir de şöyle yapamıyoruz. O zaman şöyle mi yapalım? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, yine Serdar'la saymaya hoş geldiniz. Matematik öğreniyoruz. Hep birlikte matematik öğreneceğiz. Aa, ben acıkıyormuşum. Seni şuraya atalım. Seni alalım. Ha, senden yapacağız. Ben ağaç keseceğim şimdi. Yok, ağaç kesmeyeyim ya. Ağaç kesmem gerekiyor. Yok, ağaç kesmeyeyim. Şundan taş alalım. Mağaralara inmeden önce şöyle küçük bir çiftlik kuracağız kendimize. Sen içeride misin? Selam. O Enderman. Aa, evet, içeri doğru gidiyor bu. Hayır, hayır. Ya, okey. Ben izninizle şunları toplayacağım. Evet, sana hayatında başarılar diliyorum. Ben şu taraftan çıkayım sanırım. Arada çok hoş müzikler duyuyorsanız lütfen dert etmeyin. Bazı hoşgönüllü sanatçılar bizim için sanatlarını icra ediyorlar. Çok wow, kelimeyi unuttum. Bencilin tersi. Üstten alta, altı harfli. 41. 41 bize gerekiyor mu ya? Dur bakalım. 7, 8, 9 bir tarafta olacak. 9 bir tarafta olacak. Tamam, yetiyor. Okey, bu sefer doğru hesap yaptım. Bu sefer hesabım çok fazla veya çok az değil. Eminim bundan. Ama en azından macera için nereye gideceğimi biliyoruz. Ben mikrofona mı çarptım az önce? Sanırım çarptı ama çok bir şey olmadı. Mikrofon yeri çok ters ya. Neyse, ben buraya koyayım da iki şeyi. Az önce Enderman mı gördüm ben? Yani şey, az önce şuradan Enderman mı vardı? Şuralarda bir yerde. Sanki böyle kendi ekranımda değil de kayıt ekranında görmüş gibiyim Enderman'i. Neyse, voleyiz ya, hallederiz. Sen gel. Oo, yumurta. Sen eşeksin ha. Okey. Abi çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç ya. Şimdi hocam, şöyle senin etrafını kazacağız ve yanlış şey yaptım, özür dilerim. Benim hatam. Benim eşekliğim. Ehe. Alınmayın eşekler. Please. 2'ye 2 olacaktı, doğru. Ben yanlış bir şeyde bulundum. Okey. Böyle devam. Buralara taş koyacağız. Yetecek mi lan taş? Yetmeyecek sanırım ha. Aa. Çok ilginç. Tamam, neyse. Taş. Aa, yetiyor. Oh be. Ancak yetiyor ama olsun. Daha fazla taş buluruz zaten. Taş sıkıntı değil şu an. Şimdi o demirle benim demirim var mı ya ekstra, yoksa ben bütün demirleri harcadım mı? Harcamış olayım. Oh, yok, tamam. Bu arada şey, dur. Buradan bir şeyler yapabiliyorduk. Ne yapabiliyorduk? Kazan mı, ocak mı, bir şeyler falan var dediniz. Onları yapayım ben o zaman. Bu değil. Sanırım buradan olacak. Hayır, buradan olmuyor.
Allah, fırın. Duman fırını. Demirci masası. Duman fırını mı iyisin dedin sen? Duman fırını ne bu? Fırın. Duman fırını oluyor. Dört tane odun ve bir fırınla. Okey, tamam, bu kolay iş o zaman. Bunlar ne? Varil. Ha, o gördüğüm şey kazandı benim. Ha yok, kamp ateşi. Kamp ateşi nasıl yapılıyor? Okey, bu sonsuza kadar gidiyor o zaman. Ha. Oo, oğlum bu çok iyiymiş. Ben bu evin içinde mi dursun, dışarıda mı dursun? Ay, çok iyiymiş. Bana odun lazım bol bol. Ve de kömür lazım. Okey. Hallederiz, yaparız. Önce şey yapmam lazım benim. Harika. O zaman taş toplayacağız. Ve de ağaç keseceğiz. Keseriz. Şimdi. Şimdi hocam. Seni aldık. Şuraya koyduk. Mesela bir tane daha alsam yetiyor şuradan. Hay 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 hay. Oho, wow. Güneş battı sandım bir an için. Yanlış, 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 yanlış. Harika. Waters of Life. Aa, güneş batıyor gerçekten ama. Ben içeri mi girsem? Abi benim şeye ihtiyacım olacak değil mi? Çünkü neredeyse sadece 11 tane buğday tohumum var. Benim kaç tane ihtiyacım olacak şu an? Benim çok tane ihtiyacım olacak şu an. Neyse, ben yatayım. Sabah düşünürüz ha. Mesela ben şunu yiyip mi yatayım? Ben ilk önce kapıyı kapatayım. Ondan sonra bunu yiyeyim. Ben çapa yapmadım değil mi? İyi, çapa yapayım, dur. Aynen, çapa da yaptım. Çapayı da şöyle koyayım. Çok güzel. Seni de şöyle alalım. Harika. Ve uyuyayım artık. Heh, oh, mis gibi. Evet, güneş şu an sol tarafından yavaş yavaş yaklaşıyor. Aslında güzel bir ışık da oluşturuyor. Ama birkaç saat sonra içerisi cehennem gibi olacak. O yüzden o cehennem ateşine uzak durmak istiyorum yani. Gerek yok şu an. Şimdi hocam, bana lütfen tohumlarınızı verin. Sizin tohumlarınızdan buğday yapmak istiyorum. Okey, 13 tane var. Dur bakalım kaç tane ihtiyacımız olacak. 14, 28, error, 42. Wow, çakılın üzerine şey mi yetişti? Güzel. Yani çakılın üzerine yetişen ottan ben buğday yapabiliyor muyum bu durumda? İlginç matematikler, ilginç dinamikler. Okey, yarısını aldık. İstediğimiz miktarın yarısını aldık. Güzel. Oh, şuralar. Oh, mis gibi. Oh. Harika. Üf. 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 27. Harika. Harika. 29. Çok güzel. Ulaşırız bence. Ulaşırız. Ulaşırız. Yakındır. Zor gibi görünüyor, biliyorum. Ama ne zor gibi görünmedi ki? Çiçek aldım. Çiçekten yeni tarifler falan filan. Okey. Hadi be. Bir şey gelsin. Az kaldı. Hadi hadi. Koyun, seni öldürmeyeyim, koyun. Daha çiftlik de yapacağız. Neyse, o başka gün artık. Aa. Tohumlarınızı verin lan. Hadi 3 tohum daha. 3 tohum daha yetecek gerçekten. Gerçekten 3 tohum daha, sonra sizin popülasyonunuzu çoğaltacağım ben. Ne? Ayçiçeği mi? Okey, ayçiçeğinden ne yapıyoruz? Çekirdek kurabiliyor muyuz biz bu memlekette? O ne güzel, çekirdek kurabiliyorsak. Sen nesin sen? Sen bir şeysin sen. Ha, okey. Ben de seni birisi sandım. Eşeği birisi sandım. Yine eşek gibi insanlar olabilir. Bu diyarda o da mümkün tabii. Her şey gibi. Ama biz böyle bir diyar aramıyoruz.
Harika. Bu sefer inşallah 6. bölümden daha fazlasına geçeceğiz. 3. bölümden böyle sözler vermeli miyim bilmiyorum ama. Bunların hepsi kalıcı tarlalar olacak. Eğer Creeper'ın teki gelip bunları patlatmazsa. Güzel. Şunlar önce nemlensin sonra yap dediniz ama yani yaptıktan sonra da nemleniyor sanki. Sanki benim çapalamama bağlı değil gibi. Ama bakın burası nemleniyor. Yani şurası nemleniyorsa diğer yerler de nemlenir bence şu an. Okey, güzel. Çiftliği kurduk. Bu çiftlik bırakalım büyüsün. Bize et gerek biraz ki bir şeyler pişirelim. Evde sende bir şey yok. Sende bir şey yok. Ya acaba... Ha evet. Okey. Kovayı bırakabiliriz şu an. Ne lazımdı hocam? Ne lazım dedin sen? Bana bir şeyler dedin. İdin bir şeyler şey yaptın. Demirci masası değil. Ne lazımdı bunun için? Bir fırın ve 4 odun. Okey. Kamp ateşi için ne lazımdı? Tamam. Bol bol odun, kömür ve çubuğa ihtiyacımız olacak. Bir de taşa ihtiyacımız olacak bir noktada. Anlaşıldı. Üf. Kalkan ve baltayla tam şey olduk. Hadi bakalım İngiltere kıyılarına vurmaya gidiyoruz. Rus kıyılarına vurmaya gidiyoruz. Ama sanırım o zamanlar Rus kıyıları denmiyorlardı oraya. Şu büyük ağaç mı? Bizim ağaçlar açmış. Ama bizim ağaçlar büyümemiş. Arka taraftaki. O hoş olmamış bizim ağaçların büyümemesi. Ve çok büyük ağaçlarımız olsun istedim. Çok şey mi isterim bilmiyorum ama. Olmadı. Demek ki fazla istemişim. Azıcık. Sen neden düşmüyorsun ya? Senin yeni mi kestim ben yoksa? Sen bir şeye mi bağlısın? Neyse. Bir şeye bağlı olabilir. Ben bizim ağaçları keseceğim ya. Hocam büyüyün be. Büyüyüp kocaman ağaçlar olun ya. Böyle görmek acıtıyor. Canım yakıyor. Hoş değil. Hadi bakalım. Güzel. Seni de keselim. Seni kötü yere dikmişiz ama zaten. Seni böyle uca dikmişiz. Sen büyüyemezmişsin burada. Baksana tek blok üzerine nasıl büyüyeceksin. Sizden düşen fidanları da artık başka şeyler için kullanırız. Düşen fidan var mı? Var. Seni hemen... iki tane var. Güzel. Şuraya ekelim. Uç kısma yine ekelim. Ekelim buraya. Belki büyür. Bilmiyorum. Bir tane daha. Sen de şöyle ekelim. Güzel. Geri dönüp. Bakın nemleniyor işte topraklar. Ne güzel. Tek toprak kalmış nemlenmeyen. Onları da hallederiz. Gir şuradan. Yok daha neyimiz eksik. Taş eksik. Taş lazım bize. Hemen şuradan. Şu an evimizin altını kazıyoruz. Hiç de akıl mantık işi değil aslında ama olsun. Çok dış kaynaklı ses duyabilirsiniz. Çok doğal. İnsanlar ses çıkaran varlıklar ne yazık ki. Biraz fazla ses çıkarabiliyorlar. Ama ben farklı şeyler topladım. Ne topladım? Andezit topladım. Andezitler bir kenarda bekleyebilir şu an. Şurayı bir kırabilirim ben azıcık. Andezit. Ne yapacağım lan andezitle ben? Bunlar sadece öyle estetik bir şey değil mi? Yoksa bir noktada kullanamıyorum. Bunları sürekli soruyorum ve aslında söylediklerinizi de sürekli okuyorum. Ama hep unutuyorum. Böyle bir durum bu da. Zırhım da çok şey değil ama herhalde şu an okeyiz. Şuradan ben şöyle yaparsam aynen çubuklar da alıp bir iki tane daha çubuk alalım ne olur ne olmaz. Şimdi duman fırını yapamıyorum çünkü fırın lazım. Okey benim hatam. Çok yanlış oldu. Evet. Duman fırını hocam. Hoppa duman fırını yaptık. Ve izninle kamp ateşini yapamıyorum. Neden? Kömür lazım. Tamam hemen hallederiz kömürü. Senden alayım kömürü. Hadi bakalım kamp ateşi. Nereye koyacağım ki ben bunu?
Competition'in içeri koyayım. Şöyle olabiliyor mu? Aa ne güzel, çok hoş. Evi aydınlatıyor ama hoş durmadın sen orada. Ne? Lan iki tane odun kömür. Şunu baştan yapak. Şunu baştan yapak. Evet. Competition'i kırmayacağız. Lan ya aldım ya ben competition'i. Almadım mı ben competition'i? Ne? Az önce ben competition yapmadım mı? İki tane odun kömürü verdi, doğru, çok ilginç. Tamam, böyle tam odanın ortasına koyalım. Dur bakalım şimdi ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. En 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 7 yani. Buradan 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4. Sizlerde hala saymayı öğreniyoruz. Lan kamp ateşiyle hani yemek yapıyorduk. Neden? Bunu kullanamıyorum ben. Neyse tamam, onu kullanamıyorum. Seni koyalım şu an. Duman fırını. Yanmaz burası değil mi? Bu kadar aptalca bir fikir ya. Yanacak burası, çok belli ya yanacağı. Seni şöyle koyarsak sana kırık taşları ısıtalım mı acaba? Isıtsak ya kırık taşları. Olmuyor. Seni de ısıtabiliyor muyuz bunu? Evet. Düz taş yapalım biraz. Demirlerimizi de şuraya koyalım. Güzel. Bunu ve bunu yaptık. Güzel, yeni yeni aletlerimiz oldu. Aç, çiçeklerimiz büyüyor, ne güzel. Oo, güzel. Buradan düşen şeyler var. Bunları toplayalım. Yani bunun çok fazla fidanla ne yaparız bilmiyorum ama bu Enderman'ler bize saldırınca bak ağaç ordum var, seni yerle bir ederim falan. Sen uzun olduğumu sanıyorsun. Bir de ağacıma bak. Bu cümleyi farklı şartlar altında da kullanabilirsiniz. Ama kullanmamanızı tavsiye ederim. Kullanmamanızı tavsiye etmek için böyle bir detay belirttim. Böyle bir ifade kurdum. Ben gidip yatıyorum sanırım. Çünkü yatmasam öleceğim. Çünkü beni yiyecekler. Bunları da kemiklerle, kemik tozlarıyla falan gübreleyeceğimi biliyorum arkadaşlar. Onlara teşekkür ederim. Bütün önerileriniz için. Yatayım o zaman. İnşallah sabaha kadar yanmayız. Yandık mı? Yanmadık. Hayattayız. Güzel. Bugün güzel bir gün. Taşları bırakalım. Şey yapsın. Biz de yemek toplamaya çıkalım. Yemek toplamaktan kastım. Ne biliyorsunuz siz. Ama artık şey de yapmamız gerekiyor. Evet, bir noktada domuz burada kalsın, eşek burada kalsın. Bir noktada çiftlik kurmamız gerekiyor. Bütün bu şeyleri daha hızlı. Şimdi çok fazla eşek var ya. Eşek kesip eşek yiyesim geldi ama postacı izlediğim için böyle bir şey de yapmak istemiyorum. İnek, sen evinden çok uzaktasın ya. Bana daha yakın şeyler var. Özür dilerim. 2 et aldım. Güzel. Wow. Hocam. Hocam çok yanlış yerde yakaladın sen ya. Şimdi. Koyunlar, siz hem benim evimden çok uzaktasınız hem de kötü olacak yani sizin için her şey. Evet. Küçük küçük kıyımlar, küçük küçük canlı kıyımları.
Sizin güzel, tatlı, hoş bir canınız var. Ama gelin görün ki tatlı kısmı olan benim ilgimi çekiyor. Aynı zamanda az da canınız var. O yüzden ben öldüreceğim seni şimdi. Böyle Don't Starve'daki gibi çok doğada bir şeyleri katlettiğiniz zaman bir şeyler gelse ya. Ve geliyor mu? Artık geliyor mu böyle bir noktada hiç farkında olmayacağım. Oo. Güzel bir şey. Bunlar ne biliyor musunuz, böyle mağaranın içindeki sular falan, böyle yoruldunuz, sıkıldınız artık. Ulan koyun kesmekten, çiftçilik yapmaktan, yani gerçekten zombilerle savaşmaktan sıkıldım. Ben biraz dinlenmek istiyorum dediğiniz zaman gidip oturacağınız yer orası. Öyle yani. Ha, gri koyun. Selam tavuk. Yiyecekleri aldıktan sonra acaba çiftlik yapmaya başlayayım ben. Çünkü çok uzun zaman oldu. Çiftlik yapmaya başlayayım. 16 tane kocaman şeyim vardı. Ha, taş. Ha. Oh be. Şunları. Ha, taş tuğla. Ha, işte böyle ya. Ben bunu ısıtabiliyor muyum? Yok, hiçbir şey olmuyor. Sen de ısıtabiliyor muyum bir şey? Isıtamıyorum. Okey, anladım, anladım. Teşekkürler. Seni koyalım. Seni koyalım. Seni koyalım, seni koyalım, seni koyalım. Bir tane daha şeye ihtiyacım olacak. Beyaz ürünlerimiz artsın. Ha, şimdi sen de... Nasıl ya? Böyle yapamıyor muyuz? Ne? Bunun bir şeyi yok mu? Yeme lan bunu. Aa! Aa! Aa, çok iyi. Bunlar nasıl pişiyor, nasıl anlıyoruz? Pişti mi mesela bu şimdi? Ne oluyor? Al al. Aa, aldım. Pişe. Aa, ay ay, salak kafam, evet. Ateşin üzerine çıkarsan öyle olur. Aa, güzel. Pişenler hemen düşüyor. Çok iyi. Koy. Koy abicim. Koy 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 koy. Evet. Meşale koy. Şeyin içi, kampın içine. Çok akıllıca gerçekten. Oh, mis gibi ya. Oh. Şuna bak. Oh, mis gibi. Nasıl da doğuyorum, şey yapıyorum. Ye ye ye. Aslan parçası ya. Afiyet olsun. Ne güzelmiş bu ya. Gel gel, böyle ben izlerim ha, ben böyle ateşi izleyip pişmesini beklerim yani, ne güzel kamp aktivitesi işte. Hah, yanma yanmayasın sen. Evet, bu azıcık saçma bir şeymiş, ben bunu çabucak bir şey getireyim. Ha, ben şöyle yapabiliyor muyum? Aa, yapabiliyorum. Çok aptalca olur. Ama yapayım. Aptalca da çünkü harcamış oldum da ama. Hakikaten çok aptalcaymış ya. Hiçbir işe yaramadı ya. Ama ne güzel olur biliyor musunuz? Onu da koymazsın artık. Şundan koyarsın. Pişmiş. Aynen. Hocam. Ruh kamp ateşi mi? Wow. Çok saçma bir evim oldu ya. Hakikaten çok saçma bir evim oldu ama çok hoşuma gidiyor bu durum. Okey. Şu an çok keyif alıyorum ben. Ay. Şundan biraz daha şunu yapalım. Hatta alalım şuradan. Kömürümüz kalsın bir yerde. Sen burada kal. Bence aşağıya gitme zamanı. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Çok sıkıntılı bir karar olabilir bu arada. İnanılmaz sıkıntılı bir karar olabilir bu.
Hiç hesaba katmadan bir sürü şey olabilir ama ben gidiyorum. Okey, güzel. Daha fazla kömür ve daha fazla demir aldım hemen. Hemen. Okey. Kömürlere bak. Ah. Wow. Devam ediyor arkada kömürler. Ha, duyduk. Çok sevgili dostlarımızın da seslerini duymaya başladığımıza göre. Ben şuraya bir tane şundan koyacağım. Oh, ne güzel. Oğlum ne güzel ya. Harika. Azıcık derin bir kuyu oldu ama. İleride de kömür var ha. Buradan ne yazık ki 4 tane çıktı, olsun. Devam ederiz biz. Ha, buradan hiçbir şey çıkmadı. Biz bu kadarız diyor gerçekten. Azıcık devam ediyor. Aha. Ender dudumuzun da sesini duyduk. Ben biraz şey yapayım. Okay. İyi miyiz? İyiyiz. Hadi şöyle yukarıda bakayım giderken. Bazen unutuyorum diyeceğim ve evet, gerçekten de. Çok yakınımızdalar ha. İnanılmaz yakınımızdalar. Yoksa yukarıdalar mı? Kafamı kaldırıyorum bu arada. Gerçekten görmeye çalışmak için, sanki işe yarayacakmış gibi. Yaramayacak çünkü oyun. Ben şu an iki boyutlu bir yüzeye bakıyorum. Bu arada bunun şey olacağını da düşünüyorum. Gelecekte teknolojinin şeye doğru evrileceğini düşünüyorum. Herhangi bir 3 boyutlu gözlük veya bir şey gerektirmeden doğrudan 3 boyutlu ekranlar. Öyle bir kaliteye doğru evrileceğimizi düşünüyorum. Hani daha büyük ekran, daha... Yok, atma. Atma ha. Böyle daha gazlı şeyler falan. Oo, demek buradan geliyorlar. Dostum, al bakayım. Büyük sorunlara basit çözümler. Zombiler de geliyor sesi. Böyle olacağını düşünüyorum yani. Herhangi bir gözlük bir şey gerektirmeden ekrana bakacaksınız. Ve ekran size doğrudan 3 boyutlu bir görüntü yansıtacak. Ha, şey değil bu. Hologram değil de. Ya şu an denizden hologram diye yutturmaya çalıştıkları şeyler. Ona benzeyen teknoloji olacağını öngörüyorum ama şey değil. Hologram değil tabii. Hologram doğrudan ışığı yansıtıyor sana. Görüntüyü dışarı doğru yansıtıyor. Sen ekrana bakacaksın ve ekrandaki şey 3 boyutlu görünecek. Okey. Böyle bir şey olur bence. Ben böyle her bölümde bir şeyler hakkında konuşmaya başladım abi. Bir bölümde İspanyol gribi hakkında konuşuyorum. Başka bir bölümde ticaret hakkında falan. Böyle her defasında ben azıcık severim böyle bilgileri şey paylaşmayı. O kadar korkutucuydu ki. Çocuğun sesi. Ah. Bir çocuk zombi. Çok creepy ya. İnanılmaz ürkütücü. Ay, şuna bak. Uzak dur be. Okey. Yol o tarafa doğru evriliyor gibi. Bir noktada.
Evet, şeylerimiz yerinde. Şöyle açayım ben burayı. Eğer olursa kaçışmamız gerekecek çünkü şurası beni azıcık ürkütüyor. Wow. Wow. Çok fazla kömür topladık be. Acayip kömür topladık. Ne kadar topladık ya. Fazla kömür topladık ve şu an... Abi, Enderman'ler, zombiler, onlar bunlar. Böyle yanlış bir tarafa döneceğiz ve öleceğiz böyle. Güzel, demek macera böyle bir şey. Ama daha herhangi bir düşmanla da karşılaşmadık. Şöyle iki tane bırakayım ki inebilirim aşağı. Aa, daha devam ediyor. Wow. Keşke bu kömürleri bir yerde satabilsek. Okey miyiz? Okeyiz. Aha, evet. Selam hocam. Hocam, ben... Hiç uğraşmayacağım seninle. Şöyle yanından... Bir şey fark etmiyormuş ki. Çıkmaz sokak burası. Görüşürüz. Şöyle yaptığım zaman o şey demek. Ya da şöyle yapayım. Dört tane böyle kırık taşı yan yana koyduğum zaman hayır bu taraftan gitme demek. Ben saçma hareket yapmışım az önce zaten. Bunları alacakmışım yanıma meşalleri. Çok da mantıklı bir şey değilmiş. Şimdi. Şuradaki yer. Şöyle kendime hareket alanı yaratacağım. Yaratamayacağım çünkü. Ya bunun yerine böyle el... Ha, okay, yanlış yaptım çünkü. Evet, saçma oldu. Hakikaten çok saçma oldu. Şöyle yapacaktım. Yanıma değilsiniz değil mi? Ha, okey. Evet, demir şey yapamayacağım zaten. Okey. Ay, keşke demir getirilseydim. Şimdi bir şey bulunca şey yapamayacağız. En azından keşfetmiş oluruz ya. Ya da geri mi dönsek? Şöyle bir bakayım. Baktıktan sonra geri döneceğim. Demir varsa demir alırım diyecektim. Demir buldum. Yaklaşıyor musun? Yaklaşıyor, gel. Öldün. Okey, bu taraftan yana bir sıkıntımız yok şu an için. Her yanından zombi sesi falan geliyor. İnanılmaz ürkütücü şu an. Şey. Gerçekten yanlış bir yere dönersem gidecek yani her şey. Saatin kaç olduğunu falan da bilmiyorum yani. Buradan çıktığım zaman dünyanın ne halde olacağını da bilmiyorum. Güneş mi olacak dışarıda? Ay mı olacak? Ben buraya bir şey mi koyayım hocam? Okey, sonra başka bir şeyimiz yok. Güzel 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 güzel. Geri çekiliyoruz. Şunları da alalım. Üç tane şey. Kaybettiğimiz kazmamızın telafisi. Şuraya da kırayım. Geçiş basit olsun. Daha fazla şey. Sen nereye iniyorsun öyle ya? Ay.
Abi dünyanın derinliklerine iniyor ya. Buradan devam ediyor abi. Oo. Oo. Demir. Demir. F3'e falan basıyorsunuz da F3 bana koordinatları bunu gösterecek. Sanki aslında görmemem gereken bilgileri görüyor olacağım. Onu hile yapmak olarak kabul ediyorum ben. En azından kendi oyunumda. Hani böyle oyunun içindeymiş gibi. Sanki bu dünyanın içinde yer alan bir canlıymışım gibi. Oynamak istiyorum bu oyunu. O yüzden böyle devam. Şu an için wow. Kömürler var ama görürsek ölüyoruz. Oh, dostum, hey. Öldün şerefsiz. Burası ne ola ki? Aa, su sesleri geliyor. Aa, lav lav sesleri duyuyorum. Okey, güzel. Ne düştü lan oraya? Alamadım bir şey acaba. Okey, aldım. Üf. Ben çok derinlere indim. Fazla derinlere iniyorum şu an. Senin etrafından kazıyorum ben. Çünkü kendime bir yol açayım. Olur da bir yerden sapmam gerekirse. Meramdan devam edeceğim ya. Hocam hepsini şey yap. Sen nesin bes? Buradan bir şey yok. Daha fazla. Huh, bir yandan da seviniyorum artık. Okey, keşfedecek. Başka bir şey kalmadı ya. Selam, yarasa bir şey dönüşmeyecek şimdi değil mi? Ben aslında kan emen bir varlıktım falan gibi. Oho! Buradan yukarı doğru çıkabiliyoruz o zaman. Oh hey. Öldün. Burada ne var? Zavallı diye buraya hapsetmişler. Hiçbir şey yok. Sadece buraya hapsolmuş durumda. Ben mi hapsettim acaba? Zekice yapılmış bir plana benziyor. Okey. Sanırım burası denizin altı. Oo. Ben burayı kaçırmış mıyım? Yok, burası başka bir yer. Ho. Derinliklere de derinliklere. Ben başka bir demir gördüm sanki başka bir yerde ama. Şuradan bakınca görmemiş miyim? Şey mi gördüm acaba sadece? Kömürü mü gördüm? En azından buralara ışık koymak istiyorum ya.
Ulan mağara sistemi nasıl mağara? Gidiyor. Gidiyor da gidiyor ha. Gidiyor da gidiyor. Bitmiyor. Demir, demir, demir. Okey. Tamam. Burayı da hallettik. Buraya da baktık. Kömürlere hiç bakmıyorum bile çünkü çok fazla kömür topladım. Artık etrafta kendiliğinden demir görüyorum. Yani şey böyle demir hayal ediyorum acaba falan gibi. Demir gördüğümüz sanıyorum. Demiş. Çok kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum ya. Ve bir süre sonra. Okay. Güzel. Ben nereden geldiğimi kaybettim tabii artık şu noktada. Kesinlikle hatırlamıyorum hiçbir şey. Sadece yukarı çıkmaya çabalıyorum. Kum mu? Kötü fikir bu ha. Evet, kötü fikirmiş. Aa eve geldik lan. Aha. Okey. Eve geldik ha denizden. Çıktık eve geldik. Süper. Ha şimdi olsa arka arka bizim meşaleleri falan götürecek ama. Allah'tan eve geldik. Okey. Ben bunu böyle koyuyorum. Bu ne? Patates mi aldım ben? Ben patatesi nereden aldım? Okey patates düştü bir yerden. Tamam güzel. Ha şimdi senden bir şey yapacağız. Bunu artık oraya mı koyacağız demirleri? Sen neyi koyacağız hocam? Duman fırını ne yapıyor? Seni mi koyuyorum oraya ben ya? Arkadaşlar duman fırını ne yapıyor? Ben ne yaptım az önce? Bu ne? Duman fırında bir şey mi pişiriyorum acaba? Neyse şurada pişirmeye devam. O zaman ha. Oh mis gibi pişir hocam. Sizi şöyle koyayım. Bazı şeyler gereksiz çünkü şu an. Yeni buraları şey yapmamız gerekecek. Buraları halletmemiz gerekecek. Ne kadar taşımız var? Öf taşımız da bol. Ben bu taşları da kırarım. Ben bu taşlardan da bir şeyler yaparım. Yeni biriktirelim taşları şey yapalım hallederim. Evet, neyse ahbaplarım. Bu bölümünde uzun ve derin bir bölümde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız lütfen beğenileri ve yorumları unutmayın. Önerilerinizi yine yorumlara yazabilirsiniz ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Minecraft'ta neler yapılır, neler yapılmaz, neler gerek, önümüzde ne var ve benim hiç bitmeyen sorularıma nasıl hiç bitmeyen cevaplar verilir gibisinden şeyleri yazabilirsiniz yorumlara. Öyle aşağıdaki linklerden, açıklamalardaki linklerden yaptığımız korku oyunun web sitesine ulaşabilirsiniz. Yazdığım hikayelere ulaşabilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz. Discord sunucumuzdaki ve Facebook grubumuzdaki güzel ortamlara, tartışmalara, diyaloglara katılabilirsiniz. Öyle. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.